geldiniz. Merhabalar. Nasılsınız? Teşekkürler. Siz nasılsınız? İyi valla. Tüvetteki gelinler oyunu neler söyleyeceksiniz? Evet, heyecanlıyız. Ya benim için yeri çok ayrı çünkü Naz oynuyor. Biz Doğu'nun Efkaderinde beraber oynadık ve Naz'ı çok severim. Benim için yeri çok ayrı. Bir de uzun zamandır böyle tiyatro, işte sinema sosyalleşemiyorduk. Bizim için güzel bir açılış evet, oldu. Güzel vesile oldu. Naz'la ben de Demet vasıtasıyla tanıştım. Merakla bekliyoruz. Heyecanlı paylaşmaya geldik onu. Sizinle de böyle sosyo-kültürel yüksek yerlerde karşılaşmak çok havalı. Bizi biraz da buralarda çekin lütfen. Tiyatroların da yeniden açılması pandemiden sonra yine doluluk oranları yüksek. Siz neler söyleyeceksiniz tiyatroya bakış daha da açımı? Yükselmeli. Aslında biraz yaz bitince hepimiz Eylül itibariyle ekstra bir karar alınacak mı onu bekledik. Ama sanıyorum rakamlar böyle çok tedirginiz değil gibi ki şimdilik böyle gevşemeler yapılıyor. Doğru önlemlerle, aşıyla, HES kodlarıyla vesaireyle, maskeyle her yere de giriliyor. Her etkinliğe de katılınabiliyor. Çok da keyif alınabiliyor. Aslında biraz bunu da hepimizin artık göstermesi lazım. En çok da vallahi sizin söylemeniz lazım. Biz söylüyoruz zaten. Bu arada size de hayırlı olsun diyelim. O sırada Türkiye Oğuzhan Koç. Neler söyleyeceksiniz? Nasıl geliyor eleştiriler? Yayınlandı program. Keyifli vallahi eleştirme işte. Önce Demet Hanım'a aslında sormak istiyorum. İlk programı izlediğinizde ne düşündünüz, ne gördünüz Oğuzhan Koç'u izlerken? Yani Türkiye'de başka bir ses yarışması yok ve bence yıllardır da çok güzel bir yere sahip oldu. O yüzden önemi çok büyük bence televizyon için. Tabii orada Oğuzhan'ı görmek bence çok gurur verici. Onun da hem söz hem beste yapıyor olması bence büyük avantaj yarışmacılar için. Bence Oğuzhan için. Bundan daha güzel bir tanıtım olamaz. Olamaz. Çok heyecanlı, çok keyifle başladık. Zaten jüriyle yıllardır arkadaşız. Beyaz Tarlı olsun, Ebru olsun, Murat olsun, Acun abi olsun. Kanalda zaten evimiz gibi. Kamera arkasıyla da çok yakınız. Yani böyle sanki hiçbir yere yeni gelmiş gibi değil de 40 yıllık işimi yapıyormuş gibiyim. O yüzden çok rahat ettirdiler beni. Onlara da teşekkür ederim bizim hastamız. Her şey çok yorumlu. Bu arada bir koç olarak da sormak istiyorum. Demet Hanım da çok şarkı söylemişliği de var. O ses Türkiye'de çıkmışlığı var kendisinin. Aynen, sesini aynen, nasıl değerlendiriyorsunuz? Döner miydiniz? Döneriz, bir tur daha döneriz tekrar. Böyle iki tur. Maşallah. Harika. Ama ben zaten söylemeyi düşünmediğim için olsan hiçbir zaman zor durumda bırakmayacağım, emin olabilirsiniz. Peki o zaman biz size çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Sizi görmek bence çok güzel. Çok sağ olun. Ama biz gidiyoruz ya tiyatrolara da. Hayır. Hani bir tiyatro oyunda sizinle evet, karşılaştık. Evet, beraber olmak çok güzel. Bir tek AVM'ler, restoranlar sanki bunlar sadece böyle iyi bir şey, evlerine dönüyorlarmış gibi bir şey oluşuyor. O yüzden söylüyorum. Yok, yani. Bence hep birlikte çok güzel bir açılış yaptık. Evet. Umarız daha da çok görüşürüz. Evet, inşallah. İnşallah. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Detay alalım. Detay al, bitir de. Bu sefer kamerada soruyor.